Herkese merhaba, selamünaleyküm. Tekrar Nurten Ruh'un hayatına ve Kırmızı Mutfağı'na hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Çünkü iyi olmanız için hep dua ediyorum. Şimdi epey bir aradan sonra tekrar tabii Nurten artık bundan sonra ne olabilir ki? Gündüzleri yemektir, iştir, güçtür. Artık havalar iyi oldu. Bahçelerimize başladık. Ondan sonra tabii yeni misafirler gelmeye başlıyor. O arada şimdi ne yapalım? Arada böyle artık mutfakları temizliklere başlayacağız. Çünkü artık Kurban Bayramımız da yaklaşıyor inşallah. Şimdi ben bulaşıkları makineden çıkartacağım. Onları yerine koyacağım. O arada çocuklara çubuklu makarna yapacağım. Bir de ben baklava hamuru yoğurdum. Çünkü biz 5 tepsi yaptık ve işte bundan bir gün önce de Düzce'den gelen misafirlerimiz falan vardı. Hatta sürprizlerim var size. Nurten'in küçücük çiftliği yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Biliyorsunuz benim hayalim bir yerim olmasıydı. Ondan sonra bir şeylerimin çoğalmasıydı. Ama tabii ki bu yavaş yavaş oldu. Ama beni küçük bir şey yaptı. Evet. Suyumu içtim. Burada bir yandan makarnamı şey yapayım. Enes'in daha gelmesine var. Neler oldu anlatacağım size, göstereceğim size. Baklavam hamurunu yoğurdum. Onu daha sonra açıp daha sonra atacağım. Bir tane daha yaptım. Onu yaptım. Ondan sonra bir daha yaptım. Çünkü bunu bu sefer burma şeklinde yapacağım. Çünkü gelenlerim olacak. Ve hepsi benden baklava istiyorlar. Tabii diyorum ya, herkesin baklava yapış şekli belki farklıdır ama benim gerçekten baklavamı, yaptığım baklavayı, sarmayı, böreği yiyenler, keteği yiyenler, tabii herkesin kendine göre bir el lezzeti vardır. Benimkinde çok güzel olduğunu söylüyorlar el lezzetini ve isteyenler oluyor. Onun için baklava yapacağım tekrar. Ben onu ayratacağım, onu biraz daha yapacağım ama hamurunu yoğurdum. Şimdi ben ilk önce bir makineyi hızlı hızlı bir boşaltayım. Bu arada kombim su akıtıyor. Su yeri düşüyor, su akıtıyor. Bilmiyorum neden ama ne yapacağım bilmiyorum. Böyle. Dedim ya, Düzce'den gelmişlerdi. O gelen insanlar, yani arkadaşlarımızın büyük bir yeri olan, böyle tavuğudur, ördeğidir, kazı olan çok büyük bir yani iş adamı gelmişti. Sağ olsun abi, gelirken bana bakın neler getirdi. Bir görseniz. Aman, göstereceğim birazdan. Koyunum da herhalde bilmiyorum, biliyorsunuz bir tane koyunum var, gösteriyor muyum size? Kara kızım benim, kara gözlüm. Onun da herhalde bilmiyorum gebemi ne, tam bilemiyoruz. Bakalım onu da bir baktıracağız. Ama öyle gibi görünüyor, bakalım. Misafirlerim gelmişti, şöyle takımlarım var. Zaten burada hemen benim hazır, çıkartıyorum yani. Bayramımız nasıl geçti? Benimki hep gezerek geçti. Hep bir yerlerden çağırdılar. Akçakoca'ya gittik. Ondan sonra Sücülü diye Zonguldak tarafında bir yere gittik. Hep böyle 3 gün boyunca. Ondan sonra tabii bize de gelenler oldu. Böyle baklavamız kalmadı. Böyle işte. Bana genelde akşamları gelenler oldu. Veya bir gün sonra, bayramdan bir gün sonra gelenler oldu. Yani bayramın 4. günü falan. Şunu şöyle bir yapayım, daha çok çekeceğim video var. Bana hediye getirmiş kahvaltı. Ondan sonra şöyle uzanmaya çalışıyorum. Ufuğu nereden alayım? Ha, ben bu ufuğu.
Bir de Hacer abla yazmış ki çok seviyoruz, ellerinden öpüyorum. Selam ve saygılarımı gönderiyorum. Ondan sonra Ufuk biraz sesin çıksın demiş, çıkmıyor. Bu arada hava çok sıcak ama hafif bir esiyor ama havalar sıcak artık. Ama ben yine de akşamları yakıyorum. Çünkü ördekler de var evde. Ay sürprizi söyledim. Abo, abo söyledim. Neyse aramızda. Bu arada ben bayram boyunca onu söyleyeyim. Bu aralar çok yoğunum. Evde olduğumda da işimi gücümü yapıyorum. 3 yani 4 gün boyunca hep gündüzleri birine ne alırsam 35 TL var ya, oraya çalıştım. Bu arada latte bardaklarım. Böyle latte bardaklar da aldım. Orada hep yardım ettim. Çalıştım yani. Ama artık gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok yoruldum. Yani olmuyor. Hem gündüz. Düşünsenize bir insan günde 3 iş yapar mı? Ben yapıyorum yani. Öyle düşünün. Bu arada maşallah deyin. Benim hızıma yaklaşmak çok zordur. Bunu bana hep söylerler. Nasıl yapıyorsun bu kadar şeyi falan. Böyle yapıyorum. Bu arada geldi ya dediğim kişi. Dedi ki bir şey söyleyeceğim dedi. Yani bir dönüşümcü olarak hem çalışıyorsun. Şunu koyayım. Hem de dedi evin dedi ne kadar dedi temiz. Ondan sonra mutfağına dedi bayıldım falan filan. Dedim teşekkür ederim dedim ya. Normal bir mutfak işte, normal bir ev. Hayır dedi, çok temiz bir evim var. Nasıl yapıyorsun, nasıl yetişiyorsun dedi. Yetiş işte yapmaya çalışıyorum dedim. Yani eğer ben her gün yapmazsam sonra üst üste gelir, hiç yapamam ben bu işi. Anlatabiliyor muyum size? Onu öyle düşünün yani. Böyle. Bir de ben eşiyle ilk defa tanıştığım için çok harika bir insandı. Beni de çok sevmiş. Beni aradılar bir gün sonra. Yani biz abiyi tanıyorduk ama eşini hiç görmemiştik. Beni çok sevmiş. Ben de kendisini çok sevdim. Sivaslıydı. Buradan da Sivas'a selam olsun. Böyle. Çok güzel. Bana hediye getirmiş. Kendisi de beni bekliyor. Herhalde perşembe günü gidebilirim. Bu video bugün atacağım. Bugün size hemen gelecek. Baklavada ben yarın Düzce'yi gezerken belki pazarını da çekerim. Attığımda gelir. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle. Heh. Bu da böyle. Yakşı oldu. Çok yakşı. Markete gittim. Markette kızla konuşuyorum. Yani normal işte konuşuyorum. Bir tane kız da yeni girmiş. O da yengesi. Abisinin eşi Karslıymış. Tabii onlar çıldırırlarmış. Çıldırır. O da bir Gassin, bir köylü. Ondan sonra tabii ben konuşurken kız benden bildiğin kaslıca konuşuyor. Ama nasıl konuşuyor? Kıza dedim ki sen hangi dedim köydensin? Tabii dedi ki ben dedi Trabzonluyum. Kız dedim ne alaka dedi, yengem dedi. Ay dedim çok tatlı konuşuyor. Alıştım yengemden dedi. Çok hoşuma da gitti. Ondan sonra ama dedi abla bir şey söyleyeyim dedi. Sen çok daha güzel dedi konuşuyorsun dedi dilinizi dedi. Ve sana çok yakışır dedi bana. Ben de ona tabii biraz farklı konuştum. Ben dedim sağ ol dedim. Yakışı günün olsun dedim. Sonra böyle işte onunla da tanıştık. Böyle her yerde böyle bir şeyim var yani. Benim hayatım böyle. Bunları da öz yerine koyarım. Bundan böyle 2 tane. Eskiden bunları almak böyle 1,5-2 TL'ydi biliyor musunuz? İnanır mısınız 25 kuruşa şey aldığımı biliyorum. Tuzlu bardak. Vallahi bunları yerine koyarız. Bana gelen bir şeyi göstereceğim size. Sonra makarnamı süzüp ördeğimi göstereceğim. Baklava hamurumu yaptım, bekledi. Buzdolabında beklettim. Bu arada tarif mark vermeyeceğim. Vallahi benim gibi eziyet gerçekten bak. Hani seviyorum. Ben bunu normalde de yapıyorum yani. Ve sizlere de gösteriyorum. Bu benim hayatım. Gerçekten çok emek vererek yapıyorum. Ya benim yaptığım baklava, bir de bizimki çok farklı oluyor. Yaptığım baklava, üzerine esrarengiz yazılar da yazabilirim. Benim yaptığım baklava çok az izleniyor. İşe yaramıyor, yapamayan insanlar ki milyonlar. Ya, herhalde keşfete düşüyor. Olsun onlar da izlenir. O değil de. Neyse. Sabır. Bakın bana ne getirmiş. Bakayım görmüyor musun? Göstereceğim size. İnanır mısınız o kadar güzel bahçelerimi ektim. Şimdi ben buraları da tabii toplayacağım. Bunlar yeni çıktı.
Öyle. Kızım geldi. Yemek falan yedi. Şöyle. Görünüyor mu? Durun bakalım. Görünüyor mu? Şöyle görünüyor. Şöyle üçlü bir takım varmış. Şu üsttekileri ayrı koyuyorsunuz. Yok, bu bunun kapağıymış. Şaşırdım ya valla. Şu şöyle bir şey, tamam mı? Böyle. Ondan sonra bana bir sever misin bilmiyorum. Annem sevmez miyim dedim. Tabii bende böyle çok takımlar olduğu için herhalde ben astro çizime mi koyarım, kullanır mıyım bilmiyorum. Ondan sonra şöyle. Şuna bakar mısınız? Üç tane böyle var, tamam mı? Ondan sonra bu şekilde de büyük tabağı var. Gelen hediyem. Hem de kendisileri de takipçilerim de oluyordu. Bu şekilde hediyetten böyle çok sevdiğimiz bir abimiz. Şöyle bir kahvaltı. Şuna bakar mısınız? Çok çok hediyeler geldi bana ya. Allah sağ olsun. Ben çekmiyorum. Gerçekten çekmiyorum. Çünkü yani çekmemi istemiyorlar. Ben çekmiyorum. Ne bileyim. Biraz çoğalalım. Daha çok izleyenler olsun. O zaman çekeceğim. Valla. Bilmiyorum ya. Öyle işte. Neyse. Bir şey demiyorum. Şöyle yerine koyalım. Bunlar daha sonra şey diyorum. Ondan sonra şunu 2 dakika topluyorum. Makarnamı çok şey olmadan altını kapattım zaten. Şu şekilde. Çok var bende. Çok çok. Evet, yavaş yavaş dedim ya. Küçücük çiftliğimiz başlayacak. Ama bundan vardı ya. Nereye gidiverdi bu? Yokmuş mu? Neyse böyle olsun. Şu şekilde de örtelim. Şu şekilde olsun. Neymiş? Terra seramik. Seramikmiş. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Allah önüne getirsin derler bizde. Yaşı şeyler önüne getirsin. Aha böyle de yaşı bir takımımız var. Bunu böyle koyayım ben. Götürerim. Dolabın içine koyarım. Size hamurumu da göstereceğim. Bu da poşeti de. Ondan sonra size hamurumu da gösteririm. Ben 2 dakika buraları fazla bir şeyim yoktu. Şunları yıkayacağım. Elimde yıkayacağım. Makineye koymayacağım. Şurada şöyle yağlarını koyayım. Artık bahçelere başladık. İnan neler ektim bir görseniz. Maydanozlar falan. Ondan sonra şimdi fidelerimizi alacağız. Çeri domatesi ektim. O çeri domatesini Alaplı'da aldım. Orada çalışırken. Onun şeyi farklıymış. Biraz değişik oluyor. Kaç tane aldım? 4 tane aldım herhalde. Ay ne ektiğimi de bilmiyorum. Ondan sonra soğan, küçük soğan biliyorsunuz yemektik. Ben biraz bir şeyleri geç ekmeyi severim. Ondan sonra fasulyemi ekmiştim zaten. Bunlar sanastı. Bunu koyacağım dolaba. Bu da o. Aha, böyle yağımı da yaptım. Tövmeden yaptım. İndi kaldırak bu neymiş. Bu arada toz şeker bir ara 105 liraya alıyordum. Şimdi tabii kenara dökmedim. Oradan siliyorum. Şimdi kaç lira olmuş? 155-160 lira olmuş. Bitti ya. Bayramda vallahi hepsini sattım. Başkalarına da baklava yaptık. Böyle. Çok da beğenmişler. Bu şekilde yumurta satışlarıma devam. Ondan sonra şimdi ördek yumurtası da istiyorlar. Mavi yeşil yumurta da istiyorlar. Hayat bu şekilde başlıyor. Ay görmediniz değil mi? Story'yi gördünüz. Beni görmediniz. Ne olacak? Bak size ne göstereceğim. Bekleyin. Evet. Kombim akıtıyor. Bakar mısınız? Görünür mü bilmiyorum ki. Bakın suya bak. Buradan kapattım ama kombin buradan damlatıyor. Bunun neresi? Ha, şu aşağıda. Şu köşeden damlatıyor. Bakın su sayacı da daha yeni yukarı etmiştim. Gene düştü. Bilmiyorum, kombiyi kapattım. Şimdi de bir halimiz var. Çok para istiyorlar. Çok. Bu da baklava hamuru. Yoğurdum, hazırladım. Çok da güzel olacak. Birazdan açacağım. İlk önce bir kündeye düşsün, kündeleyeyim yani bezeleyeyim. Ondan sonra bunu başka şekilde atacağım. Bunu yarın ben Düzce'de gezerken siz izlersiniz. Burada da fındığım, cevizim hazır. Böyle. Neyse, bu kaşıkları ben koyarım. Şimdi makarnayı süzeceğim ben. Çok şey olmadı. Ben onu çok aşırı şey olmadan pişmeden kapatmıştım. Şimdi güzel. Evimde böyle işte toparlaklı her yer. Aha size benim balaları göstereceğim. Bakın ıslatmışlar. Gördünüz mü altını? Hele bir gelin ay balalar hediyelerimiz gelmiş. 5 tane. Bir de biliyorsunuz benim beyaz bir tane kızım vardı ya, gümüş. Gülergül bacım. Ona damat getirdik biz. Ona eş getirdiler. Yeşil, yani siyah kafası yeşil. Onu da ayrı göstereceğim size. Daha sonra.
Çünkü ondan yumurtalar olacak. Yani zaten yumurta yapıyordu da şimdi artık yavru çıkaracağız. Onları daha çok büyütmeye çalışacağım yani. Nurten'in küçük çiftliği yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Böyle bu ördekler bakın kendilerini satmışlar, oynamışlar burada ablaları. Nene annen neşinin bir gülü, bir çiçeği bir gülü. Hele bakın kim gelmiş. Annem ördeğim gelmiş. Anne Nurten anneşinin gülleri. 5 tane de ördek. Bunların tanesi 35 TL normalde. Bakın bu şekilde. Çok güzeldiler. Gördünüz mü ablaları? Çok güzeldiler. Hele buna bak. Parmağım kadar. Anneşinin gülü. Efendim anam anam. Burada da bu da değişik. Yani bunun ikisi farklı bir cins. Bu farklı bir cins. Öteki ikisi yani. Böyle boku neydi? Kara kızım, kara kızım, kara kızım. Harda kaldın kara kızım. Anasının gülü ıslatmışsın. Hadi yerinize koyayım. Yeter sizi. Bunları yerine koyun. Bunlar birbirlerine sarılarak kurusunlar. Yani o akşamları bunlar için sobayı yakacağım. Normalde artık ev sıcaktı. Yakında bunları dışarı çıkartacağım ben. Altlarını değiştireceğim bakın. Altlarını değiştirecek yine. Dün akşam değiştirdim. Burayı da değiştirmiştim ama bakar mısınız? Islatıyorlar. Hoşun ablaları. Bunların piştiğinden hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Adamım benim adamım. Koyunum inşallah yavrulayacak. Belki iki tane olacak. Üç. Nurten'in çiftliği. Nurten'in çiftliğinde neler var? Koyun var, her şey var. Abo! Anneciğim! Şimdi üstlerini örteceğim. Annesi onlara tertemiz bir bez yaptı böyle bakın. Ahan bile yatsınlar şimdi, susunlar. Şimdi bunun altını değiştireceğim. Ondan sonra baklavama başlayacağım. Ahan bile. Ya gelen hediyelerim görüyorsunuz. Takılın bana, hayatınızı yaşayın. Benim. Çok sevdiler. Bunu da çok sevdiler. Bunu da benden istediler. Hatta kafesiyle birlikte bana 10 milyar para verdi. Dedim 10 milyar değil. Trilyon verseniz ben bunu vermem. Değil mi kayışı? Aşkım. Değil mi aşkım? Aslı. Verir mi annesi bunu? Vermez ki. Vermez ki. Çoğaltacak annesi bunu da. Bu da benim yoksıklı oğlum. Böyle. Alın size köy hayatı. Bu şekilde ben devam edeyim. Sonra birazdan görüşürüz. Bakın yıkadım. Makarnamı yaptım. Şimdi kapağını kapatacağım. Hazırladım. Şimdi şöyle gelelim. Bakın bu annemle birlikte. Niye göstermiyor? Dur bakayım. Göstermiyor mu? Bu ayrıyetten yaptığımız iki tepsi. Bir tepsi böyle. Aslı kızım. Enes oğlum. Aşkım. Bu böyle yaptığım bir tane. Yaptığım siyah gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane de bakayım. Burma mı yapacağım, normal mi yapacağım, ona göre karar vereceğim. Annemde de var. Bunun belki burmayı saklayabilirim. Çünkü hamurum fazla. Bunu bu şekilde annemle yaptık. Ben biraz daha yaptım yani onun için. Çünkü içim arttı diye. Bunu bu şekilde herhalde bunu ıslatırım gelenlere. Ama onu atacağım. Buzluğa atacağım onu. Derin dondurucuya atacağım ıslat etmeden yani. Yağlayıp kurutacağım. Ondan sonra atacağım. Bu şekilde. Aslı. Babası aradı. Beni aramıştı ya, şimdi oraya aradı. Evet şimdi. Aman dur şunun ağzını bir kapatı vereyim bakalım. Ha? Şöyle. Kapatayım. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Baklavama başlayacağım. Size de böyle güzel bir şekilde bir kapanış yapayım. Şunun o güzelliğine bakar mısınız? Kat 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 yukarıya doğru. Böyle işte. Yapanları da beğensiniz. Bakıyorum 8 beğeniye. Yani olsun yani hani bakıyorum mesela bazen 300 de izleniyor. Bazen 900 de, bazen diyelim ki 100 izlen. Yani 100 kişinin hani şunun 60'ını 70'i şu yukarıdaki her like mıdır nedir şu söyleyeyim, basamıyor musunuz? Şöyle bassanız. Yani beğenilmeyecek videolar, kötü bir şey yok ki. Ne var yani? Dedikodu yok, konuşma yok, kavga yok, hiçbir şey yok. Benim bildiğim böyle kanalların daha çok izlenmesi gerekiyor. Ama olsun, önemli değil. İzleyenden de, izlemeyenden de, beğeni atandan da, atmayandan da. Allah razı olsun diyorum.
Size bu şekilde bir kısa bir vlog çektim ama baklavamı ayrı atacağım çünkü çok uzun olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Yine de desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi verirseniz, abonelerinizi olursanız, beğenilerinizi atarsanız. Böyle yani. Mutlu olurum. Teşekkür ederim. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendimi kapatacağım.